Bir düzeltme yapıyorlar. Hani e, o korkunç yani, bir açıklamaydı. Yani dünkü yenilir ya yutulur öyle. bir açıklama değildi. Ya kesinlikle öyle. Çünkü şöyle bir şey var. Bir, de, bir taraftan PYD'yi pardon PKK'yı siz terör örgütü ilan edeceksiniz. Ee, PKK'yı e, ona göre değerlendireceksiniz. Bir taraftan da PKK'nın yaptığı bir eyleme eğer deyimini kullanacaksınız. Yani muhatapınız Türkiye Cumhuriyeti Devletine ...veya NATO'daki Müttefikinizin milli Savunma Bakanı açıklamasını pas geçip... ...PKK'nın sitelerini... ...yayınladıklarını kabul edersiniz... ...bu diplomatik gafın ötesine geçer. Geçmişti, onu düzelttiler. Yani Aynen, diplomatik öyle. gafın Aynen, öyle. ötesine geçmişti... ...onu düzelttiler. Ee, Uluç Bey... ...diplomatik açıdan baktığımızda... ...siz emekli bir diplomatsınız... Ee, ...dünkü sözcünün açıklaması ve bugün bakan adına yapılan açıklama. Kıyasladığınızda ne oluyor orada? Yani diplomatik açıdan bu nedir? Bu bir özür müdür? Geri adım mıdır? Ya pardon biz dün hani öyle dedik ama bugün de böyle diyoruz biraz ayıp ettik midir? Tepkinin oluşturduğu havaya yönelik bir değişim midir Amerika'daki bu ifade değişiklikleri? Nasıl okuyorsunuz siz bunu? Şimdi evleviyetle bir hususuz tespit etmek lazım bir sözcü açıklama yapmadan evvel onun önüne bütün bakanlık katmanlarından bilgiler gelir. onlar yazılıdır ve de bunların içinde bazısını sözlü olaraktan ama ciddi olanlar var saat yani sonuçları ve içerik itibariyle bunları da okuyarak yapar. Nitekim bizim Dışişleri Bakanlığı sözümüze de soru sorulduğu zaman bazısını okuyup bir bildiri şeklinde öyle yapar. Dolayısıyla dün sözcünün bir sürçü lisan da bu işi yapmış olması ihtimali yoktur. Bilinçli bilinçli yani. yapılmıştır. Eğer doğru. PKK yaptıysa lafı, bilinçli. sözü bilinçli bir söz. Yani bu demektir ki siz o kadar çok yalan söylüyorsunuz ki bize. Dolayısıyla bu defa da eğer bu doğru çıkmazsa ve buna da şaşmayız. Eğer doğru varsayarsak ben ancak taziyelerimi bildiriyorum şeklinde. Bu aslında bir ülkeye hakarettir efendim Aşağıla Aşağılama tabii. yani. Tabii hakarettir. Evet. Dolayısıyla bizim tepkilerimiz... E, savunma Bakanı'nın açıklıyor, Türkiye evet. Cumhuriyeti açıklıyor. Tabii. Millet şehitlerimiz var diye ağlıyor sen orada hala eğer PKK Başka. yaptıysa falan. Ve bu arada özellikle de, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ve hatta Sincar vesaire bütün bu bölgelerde Amerika'nın tutumu en son senatörlerin yazdığı mektupta bu konuyla ilgili ifadeler böyle bakıldığı zaman e, Mete Yarar'ın da tabii gayet haklı olarak söylediği yani Amerika'nın tutumunda bir değişiklik olmaz. Şimdi burada Peki iki... ne değişti de bugün <laughs> Blinken katliamdan pek Türkiye'yi kaybetmenin sorun. eşiğine geldiklerini gördüler. Ha, bir daha söyleyin. Türkiye'yi kaybetmenin eşiğinde olduklarını gördüler. Çünkü unutmayın ki senatörlerin mektubunun dördüncü paragrafı bütün bu faktörlere daha evvel saydığımız bütün bu hususlara rağmen Müttefik olarak bizim için büyük önem taşıdığından dolayı Türkiye diye devam eder. Şimdi böyle bir hakaret işine girdiğiniz zaman da Cumhurbaşkanımızın da açıklaması gayet sert ama haklı ve bundan sonraki kısımda ya özür dileyecek ve abi, geri adım atacak veya yeri, yani özür dilemek geri adım atmak zaten i̇şte ya, ya geri ya özür dileyip geri adım atacak ya, atacak. ya da müttefikini kaybedecek. İkisinden biri. Şimdi burada dolayısıyla yapmış olduğu şey, e, yani bakan katında düşünüyorum. E, i̇ki tane hususu çağrıştırıyor bana. Birincisi dikkat buyursanız teyit etti diyor. Yani başka bir de işte, ben bu aradan geçen 24 saat sarfında gittim bu işi bir inceledim. Ve hakikaten bunu PKK'nın yaptığı sonucuna vardım. Teyit etti dediğiniz zaman böyledir. E, bu da aynı zamanda ikinci hususta şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi söylediğini tevil etmesidir. Yani burada iki amaçlı olarak atılmış bir adım gibi geldi bana. Biri sözcüğü aşarak kendisi reysen bu sözleri geri aldı ve işi düzeltmeye çalıştı. Ama ikincisi de bunu yaparken de teyit kelimesini de bu defa kullanmak suretiyle biz de zaten kendi yörümüzden bunun böyle olduğunu saptamış bulunuyoruz noktasına o biraz getirdi. O durumu kurtarma gibi evet. geldi bana. Ama ama o teyit etti de de bir problem var. Orada yani. da bir problem var. PKK'ya bakış farklı Efendim? diye düşünüyorum ben burada. Nasıl? Şimdi PKK'ya bakış farklı diye düşünüyorum. Ne, kimin Şimdi, farkı? Amerika açısından söyleyeceğim bunu. Yani Obama yönetiminden gelen, hatta e, Trump yönetiminde Jeffrey'nin de dile getirdi ama McGurk'un çok önceleri dile getirdiği PKK ile PYD-YPG'nin esasında ayrı unsurlar oldu. Bunların birilerinin dağılıp birilerinin... Şehirli olduğu yorumları ortaya attılar biliyorsunuz. Biz PKK'yı ayrıştırırsak burada PYD-YPG'den gelin siz buradaki Suriye demokratik güçleriyle diplomatik ilişki kurun dedi. Şey anlamadım ben bu, bu Dışişleri Bakanı, Sözcü, Bakan onlarla ne alakası var? PKK'ya bakış açısından farklı. Örneğin bunu YPG-PYD üzerinden okumaya kalkarsak ...o zaman Amerika'nın çok daha farklı tutum alabileceğini söylemeye çalışıyor. Anladım ama PKK yaptı bunu. Tamam. Bakış hızlı farklı nerede ya? Burada önemli olan şey zaten burada yatıyor. Normal şartlarda PKK kendileri yönünden bir terör örgütüdür. Resmen diyorlar. Hal böyle olunca onu daha ilk anları itibaren... Siz şunu mu PKK'nın Geri adım atmasının nedeni PKK olması. PYD olsaydı atmazlardı. PYD'ye PYD olsaydı farklı bir doğru gidebilirdi. O ayrı bir konu. ayrı bir konu ama siz geri adım görüyorsunuz yani. Değil mi e, yani söyle o. E, çünkü ilk cümleyi siz okudunuz. İfle başlayan ve eğer PKK eliyle yapılmışsa şiddetle kınıyoruz diye devam eden ama e, sonra telefon görüşmesinde yapılan e, açıklama net olarak PKK'nın sorumluluğunda yapılmış bir katliamı e, şiddetle kınıyor. Şimdi arada büyük fark var. Hani büyükelçi eski diplomat ben de diplomasi tarihçisiyim. Bu dili çok net olarak ortaya koyabiliriz yani. Peki sizce tepkiden mi? E, tepki yani, açık. Büyükelçi dedi ki Özülker e, yani müttefikini kaybeder dedi. Yani hatta o senatörlerin en sert mektuplarında bile Türkiye en önemli müttefik olarak vurgulanıyor. E, bunu söyleyince bazıları Türkiye içerisinde e espirler patlatıyorlar sosyal medyada falan ama Amerika Türkiye'yi kaybetmeyi bu bölge için göze alabilecek bir durumda değil. Ne var bunu komik mi? E öyle yani şu sanki Türkiye'yi büyük hale getiriyoruz. Ha. Herkesin gözünde hani falan ya öyle bu bir ya, bu, öyle bu, bir bu. E, şey yaratanlar var biliyorsunuz sosyal medyada ama bunu açık ve net olarak söylüyorum. Ne? Amerika Türkiye'yi kaybetmeyi göze alabilecek bir pozisyonda değil bölgede. E önemli bir şey bu yani. E tabii evet. ki. Yani ne var bu cümleyi Pakistan için de kullanırsın bir, bir, Hindistan için bir de, de. kullanırsın. Bir de tabii eee Biden'ın bıraktığı 2016'daki pozisyon yok ortada o devam etme. Mete yarar. Türkiye'yi gözden çıkaramaz Amerika. Bu nedenle bu geri adımı attı. Katılır mısınız bu yoruma? Katılırım. Bir ekleme yapabilir miyim? Eğer e, müsaade ederseniz Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın bölgeden bu bilgiyi teyit ettireceği yerler neresi? Yani ilk gelen bilgi sizce kimden gelmiştir? Erbil'deki ya özel özellikle...